Onu sormayacaktınız. Orta Söyleyiniz. çıkarsınız. Kayserili. Kayserili eyvah misiniz? eyvah. Bak güzelim, ben sana Eyvah eyvah. işin sırrını vereceğim. Bu işi ne zaman öğreneceksin? Nasıl öğreneceksin biliyor musun? Bu yaz izine git inşallah. Birkaç gün annen babanla işte akrabaları gezdikten sonra Erciyes dağlarının diplerine kadar gel. Dibine ama yukarı gitme. Tekir Aylası'na kadar çık. Arabayı bir kenara bırak. Dağa belli bir hızda tırmanmaya bak. Zirveye çıkmaya bak. Eğer ondan sonra kendi kendine karar verip değişikliğe gitmezsememişi bilmiyorum. Evet. Mutlaka kendini İddialı. değiştireceksin. İddialı. Çok iddialı. Çünkü orada ne kadar zorlandığını, bu yaşta ben bu hale niye geldim diye kendi kendine mücadele Eğitim edeceksin. almadığı için Tekirdağ'a grill yapmaya çıkıyor. Hocam, sen kaptırdın. Kayserili olduğun çok belli. Bize izin ver, biz toparlayalım. Ben her programda kullandığım sözcüğü kullanacağım. Abi, yaşamda her şeyin sınırlı olduğu gibi programın da bir sınırı var. Bize ayrılan zamanın Şimdi oyun sınırı var. yapma şimdi sırası mı da konuşuyor? Sırası mı? Sabaha kadar gidelim diyorsun. Çok isterdim, vallahi çok isterdim. Ama sona doğru yaklaşırken, hani sona doğru yaklaştık zaten de. İleriki günlerde ben bir daha bu konu başlığını işlemek istiyorum. Özellikle sizleri tekrar bekliyorum ben programa. Sizi, Doktor Bey'i, Hasan abi'yi gerçekten bekliyorum. Hani zaman anlamında konu genişliğinden dolayı zaman anlamında yetiştiremiyoruz bu tür şeyleri. Dolu dolu konuşamıyoruz belki. Sıradan sıraya geçerken ben işte çok adil, adaletli olayım adına kesiyorum dönem dönem sözleri. Özür diliyorum İster, öncelikle bunun ister. için. Sona geldik kısacası. Bunu toparlamaya çalışıyorum aslında çaktırmadan. Sizlerden Biz özür fark dileyerek ettik fark de. ettiniz değil mi? Abi toparlayalım sona doğru. ATS Vital'in etkileriyle alakalı, Evet. işte varlığıyla alakalı, gündemdeki durumuyla alakalı bir toparlama konuşması yaparsan sona doğru. Şimdi hemen söyleyeyim. Gerçekten bu ürünü kendim için yaptım. Başkası için değil. Ama kendime yaptığım bir şeyi tabii ki çok kaliteli yapmam gerekiyordu. Çünkü herkesten fazla ben kullanıyorum. Günün her saatinde, yani diyelim ki şu anda yoruldum. Kendimi dinç hissetmek istiyorsam bir kaşık almam yetiyor bana. Sabah kadar sanki hiçbir şey yorgunluğum yok. Şu anda da hiçbir üzerimde bir yorgunluk yok. Dortmund'dan Hasan abi gelmişim. gerçekten ben bunu hafta içi deneyeceğim. Evet, Hafta sonu önümüzdeki hafta bunun sonucunu ben açıklayacağım. kesinlikle Bu ben bir de taahhüttür. bak kesinlikle ben de Allah aşkına rica ediyorum ama burada doğruyu söyle. Benim en büyük düşmanım yalan ve yalan söyleyendir. Onun için burada doğruyu söyle. De ki kullandım. Tamam. Faydasını görmedin sen de ki Tamam. görmedim kardeşim. Tamam. Gördüysen ama Doğruyu gördüm de. söyleyeceğime Tamam eminim. doğruyu söyle Tamam. evet. Şimdi 2 ay yakındır piyasadayız. Gerçekten bu kısa sürede binlerce insana ulaştık Çok ve güzel. bugüne kadar negatif manada bize herhangi bir şey gelmediği gibi yüzlerce insan veya yüzlerce müşterimiz telefon açıp gerçekten teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyor. Ben bunu bu şekilde bilmiyordum diyor. İnşallah bizim de bir Evet, katkımız olur. inşallah. Hani bana faydası böyle bir konu başlığı altında sizin konuk olmanız, gerçekten açıklayıcı, doyurucu bilgiler vermeniz. Bu bilgilerin dahilinde de umarım faydası seyircilerimize dokunmuştur. İnşallah. Gerekli bilgiler için ulaşmışlardır gerekli yerlere. Ayaklarına sağlık, şeref verdin. Bir daha görüşmek üzere başka bir Bir programda diyorum. Çok sağ ol, eksik olma. dahakinde Türkiye akımı kullanacağım Tamam, sözü ha söz. onu da hatırlatayım değerli izleyenler. Sevgili Hasan Yılmaz'ın bir de Türk söylemek gibi bir yeteneği var. Bunu inşallah önümüzdeki programların birinde değerlendireceğiz. Bir daha gelir miyim ben? Hemşeriyiz. Bir daha gelir miyim diyorsun. Eğer ben de seni bu programa bir daha O getirmezsem. şarkıyı demek O istiyor. Daha şarkı. gelir miyim Ha, şarkısı? tamam. Sevgili O da Satılmış. güzeldi. Sen ne diyeceksin sona doğru? Aslında bize bir 2 dakika daha verebilirsen çok memnun olacağım. 3 dakika verdim. Tamam, teşekkür ederim. Bu konuda Doktor Bey'in açıkta kalan 2 tane konusu kaldı. Erkeklerde ve bayanlarda olan faydaları. Bunu bir kısaca böyle bir okuyarak geçebilirse. Tabii ki birazdan Doktor Bey'e geleceğim. Ondan sonra mı seninle konuşalım diyorsun? Aslında benim istediğim o 2 konuya değinmekti. Hakkından feragat ediyorsun. Tabii. Çok O iyi. benim dakikalarımı Doktor Allah'ım. Bey'e veriyorum. Rica ederim. Ne demek? Seve seve. Ben kendi hakkımdan feragat Doktor ederim. Bey %100 arttı. Peki. Sizi dinliyoruz hocam. Şimdi ben çok kısa ve öz bir şekilde bu doğal ürünlerin doğallığının ne olduğu konusunda kısa bir açıklama getireyim. Hangi bitki, hangi ürün olursa olsun doğanın en nadir, en zengin toprağının içerisinde yıllarca o toprağın içindeki özü alıp insan oğlunun hücresine veren bir ürün. Burada birçok ürünler sayabiliriz.
Ben madem ki Ginzeng'le ilgili konuşacaktım, Ginzeng'i söyleyeceğim. Bunun insanoğlunun alması durumunda onun vücudundaki insanoğlunun ana yapısı olan hücrelere olan etkisiyle o hücrelerin içerisinde yaptığı onarıcı, uyarıcı bilgileri söyledik yüzeysel olarak. Madem söz konusu bu şekilde içime sunulan bir kahvenin içerisindeki ginzengin bu kahve içerisindeki performans cümlesiyle tanımlanan, anlatılmak istenen özelliğinin ne olduğuna gelirsek, stresle bağlantılı olan insanoğlunun ruhsal çöküntüsü, o insanın böyle bu şekilde kullandığı bir bitkiden dolayı stresini azalttığından ve belirli hormonların dengelerinde pozitif bir etki yarattığından dolayı biz bu ginzengin erkeklerde performansı arttırdığını, hatta erkeklerin döllenmesiyle ilgili, yani doğurganlıkları açısından kadınların ve erkeklerin de o doğurganlıklara etkisi açısından cinselliği kesinlikle kısırlık adına sperm sayılarının yükselmesi açısından pozitif etkisi olduğu birçok araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bayanların hem menopoz öncesi hem menopoz sonraki sorunlarını da kesinlikle pozitif etkilediğini söyleyebilirim. Ben bugün böyle çok uzadı diye düşünüyorum. Size beni burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Umarım seyircilerimiz, bu gibi bitkilere yönelme eğiliminde olan insanlarımız tıbbın yan yana yürümesi gerektiğini ve doktorları unutmamaları gerektiğini beyinlerinin bir yerinde korurlar. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Doyurucu bilgilerinizle hakikaten hem bana hem seyircilerimize. Tekrar. Doktor Bey'e ve Satılmış Bey'e ben de teşekkür ediyorum şahsım adına. Tanıştığımıza da memnun olduk. İyi ki bir araya geldik. Peki. Ben de hepinize, Grup Kırmızı Nokta'ya, stüdyomuzdaki izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bir cumartesi gecesinde bir devir değişiyorum. Daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamında bambaşka bir konuyla, yine bambaşka konuklarla inşallah sizinle yeniden buluşacağız. Bir dahaki cumartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.